Merhaba, Meriç Güyotası YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün konumuz enflasyon ve tabii ki bu enflasyonun döviz kurlarına, piyasalarına ve ekonomimize etkisi ne olacak? Bugün malum önce ENE Grup, yani bağımsız bilim insanlarından oluşan ENE Grup enflasyonunu açıkladı. Hemen arkasından da TÜİK enflasyonunu açıkladı. TÜİK'e göre, devletin resmi istatistik kurumuna göre Şubat ayındaki enflasyonumuz yüzde, alıyorum şöyle kağıda, 4,8 oldu. ENE gruba göre 5,9 oldu. Efendim ben de dün kendi enflasyonumu açıklamıştım. Arzu edenler yine bir önceki gün çektiğim videoda bulabilir. Benim enflasyonum da Şubat ayı için buldu. %9,9. Şimdi tekrar ediyoruz. TÜİK %4,8. ENE Grup %5,5. Ben de %9,9 buldum. Aradaki farklar neden olabilir? TÜİK'e pek güvenmiyoruz. ENE Grup'la TÜİK yaklaştı ama ENE Grup'un şöyle bir açıklaması var. ENE Grup'un kendi enflasyon sepeti yok. ENE Grup TÜİK'in hazırladığı enflasyon sepetine göre enflasyonu daha dürüst ölçüyor. O yüzden arada fark oluyor. Benim hazırladığım enflasyon sepeti ise ben hani ENE'ye güvenmiyorum değil, ben TÜİK'e güvenmiyorum ama ENE Grup'un kullandığı enflasyon sepeti TÜİK olduğu için ben ayrı bir enflasyon sepeti yapayım dedim. Çünkü çok son 4-5 yıldır yaşanan böyle çok ağır fakirleşme, enflasyon nedeniyle halkın yoksullaşması, hazırlanmış olan sepet orta kesim de zaten kalmadı. Geniş halk topluluklarının tüketim sepetini yansıtmıyor. O yüzden ben daha halkın harcamalarını kapsayan bir tüketim sepeti hazırladım. Bu tüketim sepetinde en büyük ağırlık, yani TÜİK'in sepetine göre gıdanın ağırlığı daha fazla. Akaryakıt fiyatlarının ve enerjinin ağırlığı biraz daha fazla. Çünkü elektriğe ve ısınmaya para harcıyoruz, gıdaya harcıyoruz ve zaten geriye bir şey kalmıyor. Şimdi burada 2 yıllık enflasyon rakamlarına bakalım önce. Yıllık enflasyonda TÜİK'e göre %54,4 oldu. ENE gruba göre dehşet bir rakam, %123,8 oldu. Ben 2 aylık hazırladığım için benim yıllık yok. 2 aylık enflasyonlara bakalım. 2 aylık enflasyona baktığımız zaman TÜİK'in 2 aylık enflasyonu %16, ENE grubun %18, benim hesapladığımda %44,32. Şimdi esas tehlike burada başlıyor. Neden derseniz, 2 aylık döviz kuruna baktığımız zaman yıl başında 13 lira 44 kuruş olan dolar bugün işte 14 lira 14, 14 lira 15 kuruş seviyesinde dolaşıyor. Yani 2 aylık en düşük enflasyonu kabul etseniz 2 aylık %16 iken döviz %5 artmış dolar. Bu demek ki çok müthiş bir döviz kuru üzerine, dolar üstüne baskı var. Zaten görüyoruz ki Merkez Bankası olmayan dövizleriyle, borç bulduğu dövizleriyle arka kapıdan satış yapıyor. Yani bundan 2 yıl önce başlattığı, yani herkesin de sorduğu 128 milyar dolar nerede sorusuna cevap vermiyor. Bu soruyu da umursamıyor. Borç aldığı dövizlerle, zar zor bulduğu borçlu harçla bulduğu dövizlerle arka kapıdan yandaşlarına ve bankalara dolar satarak doları dizginlemeye çalışıyor. Bunu dizginlemeye çalışırken de başarılı oldu. İşte nitekim tekrar rakamları bir daha söylüyorum ki tehlikenin farkına varalım. Tehlikenin farkına varalım. 2 aylık enflasyon ki kimsenin kabul etmediği, TÜİK'e göre %16, ENE gruba göre %18, bana göre %42,37, döviz kuru sadece %5 arttı. Şimdi siz bu enflasyon ortamına rağmen döviz kurunu tutamazsınız. Bir şekilde kendisini düzeltecektir. Şimdi normalde bu sindire sindire günlük piyasada hafif hafif kendisini düzeltse, enflasyona ayak uydursa bir problem olmayacaktı. Ama
iktidarın akıl almaz tavrı nedeni de yok efendim işte biz doları düşük tutuyoruz tavrı nedeniyle bu baskılandı ve yarın öbür gün herhangi bir kıvılcımda ki o kıvılcımda başlıyor çünkü savaş bir ortamı var ve Amerikan Merkez Bankası faiz arttırımına gidecek. O kıvılcım başladığında dolarda biz en az %10-15'lik zıplamalar, sıçramalar yaşarız ki bu ekonomiyi daha ağır tahrip eder. Bunu da söylüyorum bakın en az %10-15. Şimdi bir de şunu söylememiz lazım. Türkiye enflasyon devalüasyon sarmalına girdi demiştik ve gerçekten de bu bizim Aralık ve Ocak ayında yaşadığımız enflasyonlarda döviz kurunun Ekim-Kasım ayındaki artışlar etkili olmuştu. Şimdi son 2 ayda döviz kuru artmıyor. Yani bizim dış dünyadan etki kaynaklanan enflasyon artışımız yok. Döviz kuru artmamasına rağmen yani enflasyon üstünde devalüasyon etkisi olmamasına rağmen enflasyon bu seviyede. Çünkü Türkiye'deki enflasyonun sebebi tek değil. Ben geçenlerde yine bir video çekmiştim. Bulabilirseniz izleyebilirsiniz. Türkiye'de savaş hariç bakın savaş ve dış faktörler hariç enflasyonun 14 farklı sebebi var. Bunların başında gelenlerden bir tanesi de bütçe açıkları ve iktidarı bütçeyi kamu yararına değil yandaş özellikle de beşli müteahhitler lehine yandaşlar lehine kullanmasından kaynaklanıyor dedik. Bu sorunlar devam ediyor. Bir başka faktör diyeceksiniz ki ama yurt dışında da işte petrol fiyatları arttı, hububat fiyatları arttı. Evet ama onun TÜİK'in bile ölçtüğü %54'lük enflasyon içerisinde payı öyle bugün iktidarın söylediği gibi abartılı değil. Nereden çıkartıyoruz bunu? Yine Merkez Bankası'nın bir çekirdek enflasyon hesabı var. Bu çekirdek enflasyon hesabında Merkez Bankası enerji fiyatlarını ve gıda fiyatlarını almıyor. Çekirdek enflasyonda %44 yani öbürü %54 çekirdek enflasyon %44. Demek ki neymiş? Demek ki bugün yaşadığımız enflasyon içerisinde yurt dışında artan doğal gaz fiyatları, yurt dışında artan petrol fiyatlarının etkisi öyle abartıldığı kadar yokmuş. 54 puanın içerisinde sadece 10 puan var yıllık olarak. Geri kalan 44 puan Türkiye'nin kötü yönetilmesinden kaynaklanıyor. Tamamen kötü tercihlerle ve kötü yönetilmesinden kaynaklanıyor. Bunun da bir altını çizelim ve gelelim başka tehlikelere. Şimdi birinci tehlike dedik ki Merkez Bankası arka kapıdan olmayan dövizlerini satıyor. Tıpkı 128 milyar dolar nerede sorusu gibi. Yakında 128 milyar dolar nerede değil, 150 milyar dolar, 160 milyar dolar nerede diye sormaya başlayacağız. Çünkü son bir haftada Ukrayna krizi çıktıktan sonra, savaşı çıktıktan sonra arka kapıdan 4 milyar dolar satıldı. Yılbaşından bu yana da aşağı yukarı bir 19 milyar dolar satıldığı söyleniyor. Şimdi bu satışlar bir tarafta dursun. Merkez Bankası ne eritiyor? Zaten eksi olan rezervlerini daha da büyütüyor ve Türk ekonomisine büyük bir yük getiriyor gelecek dönem için. Şimdi bir başka tehlike daha var. O da ne? Faiz. Şimdi enflasyon faiz arasında da bir ilişki var. Öyle tabii Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği gibi enflasyon pardon faiz sebeptir, enflasyon sonuç diye değil. Arasında yakın bir ilişki var. Faiz sizin yaşadığınız enflasyonu karşılamak zorunda. Aksi takdirde tasarruf sağlayamazsınız. Şimdi bugün Merkez Bankası faizi %14, hadi onu geçelim. O bankalara verdiği ucuz faiz ama piyasada hazine bonosu faizlerini alalım. Hazine bonosu %23 faiz veriyor şu anda. Peki enflasyonumuz kaç? TÜİK'in en düşük kabul ettiğimiz enflasyon %54. Reel faiz -20 seviyesinde. Yani bugün 100 lirası olan parasını hazine bonosuna yatırdığı zaman enflasyon sabit kalırsa yani %54'te kalırsa ki kalmayacak daha da alıp başını gidecek. O zaman 20 puan negatif olacak. 100 lirası kağıt üstünde 123 lira olacak ama gerçekte 100 lirası 80 lira olacak. Daha doğrusu 123 lirasının alım gücü 80 liraya düşecek. Siz bunu
Bir de %123 ENA grup enflasyonundan, ki o daha inandırıcı. Ona göre hesaplarsanız negatif reel faiz %44. Yani 100 liranız bir yıl sonra 123 lira olacak kağıt üstünde, ama alım gücü 56 liraya düşecek. %44 eriyecek. Peki böyle bir ortamda, şu anda parası olanlar için konuşuyorum. Parasız olanlar ah ah der. Tamam. Parası olanlar için konuşuyorum. Tasarruf sahipleri gidip mevduata veya hazine borosuna yatırım yapar mı? Yapmaz. Nereye yapacak? Ya dolara yönelecek, ki dolar için ekstra bir baskı olacak. O zaman birazdan sözünü ettiğimiz, yani biraz önce sözünü ettiğim %10-15'lik artışlar daha şiddetli artışa neden olacak. Daha kötüsü şöyle bir şey. Tasarruflar yatırıma dönüşmüyor. Türkiye'deki tasarruflar maalesef spekülatif alanlara, yani konuta ve arsaya gidiyor. Şimdi bir ekonominin sağlıklı büyüyebilmesi için tasarrufların yatırıma dönüşmesi lazım. Yani hazine bonosuna, banka mevduatlarına, hisse senetlerine gitmesi lazım. Buradaki paralar da yatırım olarak fabrikalara, işletmelere gitmesi lazım. Böyle bir şey olmuyor. Arsaya gidiyor. Hatta iş adamı bile kendi kazandığı parayla öz sermaye koyup yeni yatırım yapmıyor. Gidiyor büyük araziler satın alıyor. Çünkü kar orada çok daha fazla. Ve reel faiz eksi. Bu durumda Türk ekonomisi nasıl büyüyor? Zehirli büyüyor, hormonlu büyüyor, zehirli büyüyor, fakirleştirerek büyüyor. Yani borç alarak, içeride ve dışarıda borç alarak büyüyor. Ve bu büyüme de maalesef işsizliği azaltmıyor, aksine arttırıyor. Ekonomi büyüdükçe Türkiye fakirleşiyor. Fakirleştiren bir borç batağına giderek saplanıyoruz. O yüzden bu açıklanan enflasyon rakamlarından sonra ben diyorum ki Türk ekonomisi çok ciddi sıkıntıya girmişti. Bu sıkıntılar devam edecek ve bu sıkıntıların döviz piyasalarına yansıması da yakın günlerde çok şiddetli olacak. Şiddetli olmasının sebebi reel faiz çok fena sıkıştı. %20 ile %44 arasında eksi de, hangi enflasyonu kabul ederseniz edin. Döviz kuruna artık Merkez Bankası'nın yapabileceği etki kalmadı. Savaşın dünya piyasalarına etkisi giderek artıyor. Tahıl fiyatları giderek yükselecek. Turizm gelirlerimiz azalıyor, azalacak. İlk 2 aylık dış ticaret açığımız 18 milyar doları buldu. Bütün bu şartlarda siz kısa dönemde, yani kısa dönem derken 1-2 gün içinde olmayabilir ama her an olabilir, onu da söyleyeyim. Döviz piyasalarında %10'luk, 15'lik ani sıçramalara hazırlıklı olun diyorum. Şimdilik hoşça kalın, sağlıklı kalın. YouTube kanalıma abone olursanız mutlu olurum. Hoşça kalın.